Herkese merhabalar. 10. sınıf edebiyat birinci dönem birinci yazılı kampımıza başlıyoruz. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Bugün sizlerle birlikte önce güzel güzel öğrenci notlarımızdan konuları güzel güzel bir tekrar edeceğiz. Ardından da ardından da Milletin Bakanlığı'nın örnek sorularına senaryolara bakarak hazırladığımız efsanevi sorularımız var. Gerçekten çok güzel sorularız da. Bakın notlarımızdan sonra sizlere bu güzel notlardan sonra bayağı uzun notlarımız var. Süper sorular hazırladık arkadaşlar. Ve bu soruları hazırlarken hep Milletin Bakanlığı'nın örnek yazılı sorusu benzerlerine uygun olmasına dikkat ettik. Şimdi yapmanız gereken dikkatli bir şekilde bizleri dinlemek ve tabii ki yazılı programımızı izlerken yanınızda mutlaka yazılı notlarımızı ve yazılı denemelerini de bulundurmak. Neden? Çünkü arkadaşlar yazı notlarımızın içerisinde bu anlatacağımız sayfaların her biri tek tek detaylı bir şekilde zaten yazıyor. Yani birinci dönem birinci yazılı konuları 12. sayfaya kadar hepsi burada tek tek sizler için özetlendi örnekleriyle konuldu ve yine birinci dönem birinci yazılı için provalarımızda konuldu. Buradan mutlaka çalışmalısınız. Peki biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Biz bugün esasında edebiyatın tarihle ilişkisine bakarken sizlerle birlikte bakarken arkadaşlar diyeceğiz ki Tarihte nasıl hani İslamiyet önceki Türk tarihi var. Burada da mesela gideceğiz İslamiyet önceki şamanlarımızı göreceğiz. Şamanlar büyücüler gibi, hekimler gibi ateşin etrafında dans ederken gök tanrı inancına inansalar bile koşuklar, sagular, savlar okurlarken esasında İslamiyet önceki Türk tarihi yansıyor diyeceğiz. Veyahut da aynı şekilde e, edebiyat ve din ilişkisine bakarken örnek veriyorum Mevlana'nın veyahut da Fuzuli'nin olduğu yeri geçermez. Hadi Fuzuli. Fuzuli böyle tasavvufi şiirlerini yazarken, Allah aşkını anlatırken, aşk arasını anlatırken ya da Mevlana Allah sevgisini anlatırken hep şiirlerinde tasavvufu ön plana çıkarırken dinin etkisinin olduğunu net bir şekilde söyleyeceğiz. Tabii ki Aynı zamanda İslamiyet'in kabulü önceki dönemde bizim az önce gösterdiğimiz gibi şamanlar var. Evet şamanlarımız İslamiyet'in önce olacaklar. Fakat onun haricinde biz farklı farklı dönemlerimiz var. Mesela diyelim ki geçiş dönemimiz var. Onun sonrasında anonim halk edebiyatına böyle aşık veyseller gibi saz çalarak bizi bilinçlendiren, topraktan geldik toprağa gideceğiz diyen benim sadık yarım kara topraktır diyen çok değerli halk şairlerimiz de olacak. Veyahut da aynı zamanda az önce söylediğimiz gibi divan edebiyatındaki gibi Fuzuli'ler, Mevlana'lar, Baki'ler aynı zamanda değerli sanatçılar da tasavvuf konulu şiirler yazacak. E tabi batı edebiyatı da var. Batı etkisindeki şairlerimiz ne yapacaklar? Onlar arkadaşlar nerede burada batı etkisi? Şurada. Tanzimat dönemi, Sert dönemi, Fecrati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi. Buradaki sanatçılarımız ise batı etkisinde, batı etkisinde ne yapacaklar? Daha çok toplum için sanat yapacaklar ilk başta. Sonra sanata yönelecekler ve şiirlerinde Frans etkisini göreceğiz. Mesela bakın burada şimdi size komik Aşk bir şey izleteceğim. Kemal Sunal'ın bir, <laughs> bir, bir filmden alınmış Allah rahmet eylesin. Güzel bir komik tatlı. sahne. Gelin bunu izleyelim. Gazan Şöyle bir enerjimizi Beyla depolayalım. Ardından da hep beraber şeyle. çok güzel bir şekilde yazılımımızın provasına başlayalım. Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazan dibidir. Leyla sev beni sokma müşküle. Seninle kaşık atalım iki tabak keşküle. Evet şimdi bu güzel komik estantreden sonra güldük edebiyat böyle bir şey işte. Hadi gelin yazılı için intromuz girsin ve güzel güzel hepsini güzelce öğrenelim. Ardından da ardından da süper sorularımızla dersimizi yazılı programımızı noktalayalım. Hadi bakalım. Şimdi edebiyat ve tarih ilişkisiyle başlayalım. Tarih geçmişi inceliyor insan için Edebiyat da tabii ki tarihten faydalanıyor. İkisinin de konusu çünkü insan. Mesela Kurtuluş Savaşı'nın sebep ve sonuçlarını ortaya koyarken tarih Edebiyat ise bu mücadelenin toplum ve birey üzerindeki etkisini yansıtır. Dolayısıyla size sınavda bir metin verdiğinde diyeceksiniz ki burada tarihi gerçeklik toplum ve birey üzerindeki etkisi bakımından edebiyatçı tarafından yorumlanmış diyeceksiniz. Yani gerçekten İstanbul fethedilmiş ama adam onu farklı bir şekilde anlatıyor. Veyahut da gerçekten Kurtuluş Savaşı olmuş ama edebiyatçı onu kendi prizmasından geçirip okuyucuya farklı bir şekilde aktardığını söylemeniz gerekecek. Edebiyat ve din ilişkisine baktığımızda edebi eserler içerik olarak dini ele alabileceği gibi dini eserler de şekil ve içerik yönden edebiyattan yararlanabiliyor. Yani mesela Yunus Emre'nin ilahileri edebi bir özellik taşıyor. Ama esas adam onu edebiyatçılık için yazmamış ki. Esasında bir dini şiir yazmış. Fakat sonradan bakıyoruz ki çok güzel kafiyesi var. O zaman bu edebi eser de olabilir diyoruz. Bizim gök tanrı, budizm, Maniizm ve İslam dinlerine mensup olduğumuz dönemlerde düşünce ve yaşayışımız direkt İslamiyet'ten etkileniyor. Hatta bakın örnek sorularda demiş ki Türklerin tarihi süreçte Göktürk, Arap ve Latin alfabeleri gibi farklı alfabeleri kullanmalarının nedenlerini birine açıklayınız demiş. Farklı farklı dinlere geçtikçe farklı farklı alfabelere geçiyoruz. Mesela Arap alfabesine geçmemiz tabii ki İslamiyet'e geçmemizle alakalı. Göktürk alfabesi bizim kendi alfabemiz. Latin alfabesi ise Batı'ya yönelmemizle alakalı olacak. Yani farklı coğrafyalarda, farklı yanışlara farklı kültürlere, farklı e, kavramlarla karşılaştıkça biz de dillerimizi, alfabelerimizi değiştireceğiz. Türk dilimizi değiştirmesek bile Türk alfabemizi değiştireceğiz. Şimdi... Türk Edebiyatı'nın dönemlerine baktığımızda İslamiyet'in kabulünden önce sözlü ve yazılı dönem olmak üzere iki ayrılıyor. Sözlü dönemde savlar, sagular, koşuklar ve destanlar Kan Baksı Ozan Şaman adı verilen şairler tarafından kubuz eşliğinde söyleniyor. Ve burada yazılı olarak Orhun yazıları var. İşte Uygur döneminde yazılan Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitik gibi eserler var. Burası daha çok sözlü. Sade bir dil, hece ölçüsü, anlaşılır kelimeler, dörtlükler hep bu İslamiyet öncesinde. Sonra İslamiyet'e geçiş dönemi var. Burada ilk olarak Karahanlar döneminde, e, Orta Asya'da ilk Müslüman Türk Devleti bu. E, biliyorsunuz 751 yılında Talas Savaşı'nda biz İslamiyet'e kitleler halinde geçmeye başladık. İslamiyet'e geçtikten sonra Araplaşmayalım diye. Çünkü şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorsun ama Bismillahirrahmanirrahim bak şöyle. Biz, şöyle yazıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bu Arapça. Şimdi sen ne yapıyorsun bunu Arapça olarak öğrendiğim bir şeyi yanlış yazmıyor musun? Bismillahirrahmanirrahim bakayım. Yanlış yazmadım. Biz Millahira yani tamam doğru yaz. Bismillahirrahmanirrahim Arapça yazdık ya. Şimdi sen bunu Arapça konuşuyorsun. Tamam. Arapça söylüyorsun. Tamam. Ama sen bunu Türkçe diyelim kendi harflerinle. O zaman tabii Latin harfleri yok da. Bismillahirrahmanirrahim diye yazdın ama. Sen bunun esasında Türkçesini kullanmıyorsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. E o zaman senin Türkçeyi kaybolmaması için bazı eserler meydana getirmen lazım. İşte kutatku bilik yani mutluluk bilgisi. İlk İslami eserimiz olacak bizim. Bak, mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Bu ilk defa bir mesnevi, ilk defa bir İslamiyet döneminde eser olacak. İlk defa Aruzu Öztürk yazılan eserimiz olacak. Burada işte dört tane ana karakter üzerinden e, adalet, işte saadet, akıl, e, akıbet konuları anlatılacak. Ve mutluluk bilgisi anlamına gelen bu eser Yusuf Asacip tarafından yazılacak. Bu çok önemli. İlk eser bu. Çok çok önemli. Sonra Araplara Türkçe öğretmek için yazılan Divan-ı Türk var. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. Şimdi Araplar bize İslamiyet öğretiyor, bize Arapça öğretiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bize Araplara Türkçe öğretmek için Kaşgarlı Mahmut Orta Asya'da gezecek ve önemli eserleri bulup e, e, Araplara Türkçe öğretmeye çalışacak. Atabetül Hakayk de gerçeklerin eşi. Burada da Ahmet Yüküneki yazacak bunu. Divan-ı Hikmet Ahmet İsevi tarafından yazılıyor ve eserde dini ahlaki öğütler veriliyor. Halk edebiyatına baktığımızda ozanlar var. Şairler var, halk şairleri var. Bunlar sade anlaşılır bir dille şiirler söyleyecekler. İşte kimler var mesela? Diyelim ki tabii anonim halk edebiyatında söyleyeni belli değil de, aşık edebiyatında söyleyeni belli. Mesela kim var? E, Köroğlu var mesela. Veyahut da Karacaoğlan var mesela. Veyahut da kimi diyebiliriz mesela? Aşık Veysel var. Bunlar sas şairleri, güzel güzel söyleyecekler. Dini tasavvuf edebiyatı ise zihninize bir cami canlanacak. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veli'ler, Pir Sultan Abdallar, ilahiler, nefesler söyleyecek. Divan edebiyatına baktığımızda aruz ölçüsüyle daha ağır dille yazılmış şiirler görüyoruz. Aruz vezni var, beyit nazım birimi kullanılıyor ve sanatlı bir üslup tercih ediliyor. Batıya baktığımızda ise, batı etkisine geçtiğimiz ise tanzimat döneminde Fransız etkisinden etkileneceğiz ve romantik şiirler yazıp Toplumu bilgilendirmeye çalışacağız. Sertifino döneminde Parnasyen yani gerçekçi şiirler yazacağız. Sanat için şiir yazacağız. Fecrati döneminde sanat kişiseldir diyeceğiz ve Ahmet Haşim kapalı şiirler, sembolist şiirler yazacak. Milli Edebiyat döneminde vatan için, bayrak için şiirler yazacağız ve daha böyle romantik duygularla yazacağız. Yani toplum için şiirler yapacağız. Cumhuriyet döneminde farklı farklı şiir akımları olacak. Türkçenin tarihi gelişimine baktığımızda bir ilk Türkçe dönemi var. Burada geniş bilgiye ulaşılamıyor. Eski Türkçe dönemi kök Türk yazılarında Orhan abilerine gördüğümüz. Orta Türkçe dönemi iki kola ayrılıyor. Kuzey Doğu Türkçesi ve e, Kuzey ve Doğu Türkçesi olmak üzere iki ayrıldığı zaman kullanılan. Bu eski bir Türkçe. Orta Türkçe. Bir de Batı Türkçesi var. Yani hani Orta Asya'nın biz batısındayız ya. Bu da tabii ki bizim kullandığımız Türkiye Türkçesi. Gagavuz, Azerbaycan, Türkmen Türkçesi. Bunlar da Batı Türkçesini oluşturuyor. Batı Türkçesinin bir eski Anadolu Türkçesi var. Osmanlı Türkçesi var. Bir de günümüzdeki 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplananların başlattığı yeni lisan hareketiyle başlayan Türkiye Türkçesi var. Bizim kullandığımız alfabelerle alakalı da soru gelmiş ama hangi alfabeleri kullandık diye bir soru gelmemiş. Demiş ki biz farklı farklı alfabeler kullandık. Neden acaba demiş. E tabii ki. Şimdi sen Orta Asya'dayken Kök Türk ve Uygur alfabesini kullanıyorsun. İslamiyet'le tanışınca Arap alfabesini kullanıyorsun. Rusya'ya doğru çıkınca Kiril Falev alfabesini kullanıyorsun. Batı'ya yöneliyor Mustafa Kemal Türk diyor ki biz artık inkılapçıyız, batıcıyız diyor. O zaman harf inkılabıyla 1928'den sonra da Latin alfabesi kullanıyoruz. Ama esasında hep aynı. Yani eski Türkçede de Tonguç diyelim ki böyle yazılıyor. Latin alfabesinde buna benzer bir şekilde yazılıyor. Arapçada Tonguç işte ne bileyim böyle yazılıyor örnek veriyorum. Ama Tonguç hep ağzımıza Tonguç olarak gelmesi lazım. Şimdi geldik sorularımıza hızlı bir şekilde geçiyoruz. Bütün bunlarla alakalı bilgileri tekrar söylüyorum. Yazı notlarında konu anlatım olarak, yazılı denemelerinde de soru olarak bulabileceğinizi unutmayın. Şimdi bu parçanın hareketli edebiyatın hangi disiplinle ilişkisi içinde olduğu söylenebilir. Diyor ki... ...Türk Edebiyatı Türk toplumlarının tarihsel süreçte geçirdiği değişimlerden etkilenmiştir. 8. yüzyılda Göktürk yazılarında kullandıkları Göktürk alfabesi yerini Arap alfabesine bırakmıştır. Şaman inancını geride bırakan Türk toplulukları... ...ilerleyen yüzyıllarda Arap alfabesini ve Arap kültürünün etkisiyle... ...Allah aşkını anlatan ve din büyüklerinin ahlak anlayışını yansıtan... ...şiirler yazmayı bir edebiyat geleneği haline getirmişlerdir. O zaman burada tabii ki de ne var? Edebiyat ve din ilişkisi var arkadaşlar. Bu soru başka nasıl gelebilir? Der ki Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Balkanlara gitti. O zaman edebiyatta coğrafya edeceksin. İşte insan davranışları bir şekilde toplumda çok önemlidir ve insan davranışlarını edebiyatçılar eserlerinde mutlaka dile getirir. Psikolojik romanlar eden, e, psikoloji diyeceksiniz. Toplum derse sosyoloji diyeceksiniz. Yani her tarihi bilgiler tarihten etkilenmiştir. Tarih diyeceksiniz. Şimdi aşağıdaki soruları bu parçadaki açıklamayı göz önünde bulundurarak cevaplayınız diyor. Türk Edebiyatı geniş bir coğrafyada yaşamını sürdürmektedir. 8. yüzyıldan günümüze kadar yazılı eserlerle kültür dünyasına önemli katkılar sağlanmıştır. Bilimsel sahada incelenmesi ve geliştirilmesi için kendine az özellikler barındıran dönemlere ayrılmıştır. Aşağıdaki soruları bu parçayı açıklamaya göz önünde bulundurarak cevaplayın üzere. Türk edebiyatının dönemlere ayrılması esasları yazınız. Birincisi tabii ki az önce söylediğimiz gibi dini yaşam. Yani İslamiyet'ten önce diyoruz, İslamiyet'e ikisine diyoruz. Demek ki İslamiyet önemli. İkincisi ne diyeceğiz arkadaşlar? Eee... Lehçe ve şive farklılaşması. Lehçe ve şive farklılaşması. Bu nedir hocam? Şimdi şöyle düşünün. Biz şu anda Türkiye'deyiz. Hatta şöyle bir haritamız var mı? Harika. Bakın biz şu anda Türkiye burada arkadaşlar. Şurası Türkiye. Ama biz Türkiye'den önce Orta Asya'daymışız. Ta mesela Orhun kitapları Moğolistan'da bulunmuş. Demek ki biz buralarda yaşıyormuşuz. Orta Asya'dan buralara kadar gelmişiz ve buralarda hala işte Özbekistan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da hala Türkler var. Hala Türkçe konuşuyorlar. Onlar bizim atalarımız. Biz buraya gelmişiz Oğuz Türkler olarak. Şimdi o zaman buralar mesela şurada Yakutistan'da Yakut lehçesi var. Anlayamazsınız ama onlar da Türk. Veyahut da Azeri şivesi var. Farklı farklı. Yani dolayısıyla farklı farklı şiveler, lehçeler farklılaşacak. E aynı zamanda tarihi olaylar da bizim e, dönemlere ayrılmasına etkili olmuş. Yani işte eee İslamiyet'ten tercih etmemiz nasıl değiştiriyorsa toplumsal olarak batıya yöneldiğimiz dönemler olmuş. 1789'da Fransız İhtilali olunca biz daha böyle toplum için sanat yapmaya başlamışız ve tabii ki de coğrafya değişimi de bizim dönemlere ayrılmamızda etkili olmuş arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Türk edebiyatının dönemlerini yazınız demiş. Bu zaten hemen belli. Yazıyorum bakın. Birincisi İslamiyet'in kabulünden önce diyeceksiniz arkadaşlar. İkincisi İslamiyet etkisiyle gelişen yani işte divan edebiyatı ve halk edebiyatı dediğimiz edebiyat. Geçiş dönemi de bunun içinde. Bir de tabii ki sonrasında da batı etkisinde gelişen yani tanzimat edebiyatı, servet fünun edebiyatı, e, fecrati edebiyatı, aynı zamanda milli edebiyat, cumhuriyet dönemi de bu üçüncüye giriyor. Temelinde İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve batı etkisi diye aklınıza bulundurmanız yeterli. Şimdi İslamiyet'in kabul önceki Türk edebiyatı ürünlerini yazınız diyor. Şimdi şu türkü büyük yapalım. Karışıklık olmasın. Burada bazen dizici arkadaşlar hata yapabiliyor. Birincisi arkadaşlar İslamiyet'ten önce şamanlar destanları veyahut da koşuk adını verilen şiirleri veyahut da sagu adı verilen vefat eden kişilerden ardından söylenen şiirleri yani Alper Tunga öldü mü? Issız ıcın kaldı mı? İmdi yürek yırtılır gibi böyle ağıtları ve aynı zamanda atasöz dediğimiz savları ürün olarak veriyorlar. İslamiyet'in etkisiyle gelişen Türk edebiyatı çatısı altında ilerleyen halk edebiyatının kolanı yazını yazınız diyor. Burada arkadaşlar halk edebiyatında birincisi söyleyeni belli olmayan anonim halk edebiyatı var. Yani şairlerin kim olduğu belli değil. Türküler, maniler, niniler bunlar bak. Anonim soru işareti. İkincisi aşık edebiyatı var. Burada Karacaoğlanlar, Köroğlu, Dadaloğlu, işte farklı farklı Erzurumlu Emrakip çok değerli sanatçılar var. Burada eline saz almış bir şair düşüneceksiniz tamam mı? Saz çalıyor böyle. Bir de üçüncüsü de tabii ki Allah aşkını hedefleyen tekke ve tasavvuf edebiyat var. Bu adamlar esasında şair değil. Bu adamlar edebiyatçı değil. Bu adamlar camide dua okuyan, tekkelerde, dergahlarda ilahiler, nefesler okuyan Hacı Bektaşi Veli gibi veyahut da Yunus Emre gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Hacı Bayram Veli gibi zatlar. Onlar da tekke ve tasavvuf edebiyatını oluşuyor. Demek ki halk edebiyatının iki Üç tane temel kolu var. Geldik başka bir soruya. Bu Türkçe dönemi 12. yüzyılın sonlarından itibaren oluşmaya başlamıştır. Hazar denizini aşıp Anadolu sahasına doğru ilerleyen Oğuz Türklerinin kullandığı değildir. Yani biz, Türkiye Oğuzları. Mesela Selçuklular, Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti hep Oğuz Türkleridir. Kullandığı değildir. Oğuz ağzına dayalı bir konuşma özelliğine sahiptir. Aşağıdaki soruları hep cevaplayınız. Diyor. Bu parçada bilgi verilen Türkçe konu ne yazınız? Şimdi bu neydi arkadaşlar? Şimdi şöyle dünyaya baktığınız zaman biz de buradaysak, şu anda biz buradayız. İngiltere'ye göre doğudayız. Ama Orta Asya'ya göre batıdayız. E biz Orta Asya'dan geldiğimize göre Türkler de Oğuz Türkler olduğuna göre Türkiye'de yani Anadolu'da kullanılan Türkçe batı Türkçesi olarak adlandırıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. İstanbul veyahut da Osmanlı veyahut da Selçuklu veyahut da Türkiye Orta Asya'ya göre batıdadır. Bakın haritalarda her zaman yukarısı kuzeyi aşağısı güneyi sağ taraf doğuyu sol taraf batıyı gösterir. Biz Orta Asya'dan geldiysek burası Batı Türkçesi oluyor. Bu parçada bilgileri verilen Türkçe kolu kaç döneme ayrılmaktır? Birincisi eski Anadolu Türkçesi. Yani bu Yunus Emre'lerin Selçuklu döneminde e, işte e, Pir Sultan Abdallar'ın, Hacı Bektaş Veli'lerin kullandığı Türkçe. Sonra Osmanlı Türkçesi var. Arapça, Farsça e, da içine girmeye başlıyor. Osmanlı artık biraz daha topraklar, yeni yerler fethettikçe farklı farklı kelimeler içine girecek. Bir de günümüzdeki Türkiye Türkçesi. Yani biz şu anda kullandığımız da bu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Meb örnek yazılı sorusu benzeri. Türklerin tarihi süreçte kullandıkları alfabeleri yazınız diyor. Tabii ki biz ilk başta Göktürk alfabesi kullanıyoruz. Bunu Köktürk diye de yazabilirsiniz. Göktürk diye de yazabilirsiniz. Sonrasında Uygurlar yerleşik hayata geçtiğinde Uygur alfabesi yazıyoruz. Mesela Kutatku Bilik Uygur alfabesiyle yazılmış. Aynı zamanda İslamiyet'e geçtikten sonra Arap alfabesi kullanıyoruz. Sonra Rusya taraflarında Kiril alfabesi kullanıyoruz. 1928'den sonra da Latin alfabesi kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle tabii yanına alfabesi yazmayı da unutmayın. Ben böyle yanlara denden koyarım ama siz denden koymayın. Güzel güzel yazın. Orun kitabeleri bununla yazılıyor. Uygur dönemindeki eserler bununla yazılıyor. Arap alfabesi ta Atatürk bile nutuk ilk başta Arap alfabesi yazıyor yani ilk başta. Sonradan değiştiriyorlar veya İskel Marşı Arap alfabesiyle yazılıyor. Sonradan 1928'den sonra harfler kanunu gelince, harf değerimi gelince değişecek. Veya hani diyorsun? Yakup Kadri Ömer Seyfet Arap harfleri kullanıyorlar yani. Sonra Rus harfleri var Kiril yani başka bir dönemde. Bir de Latin alfabesi olacak. 1928'den sonra. Karahan Türkçesi döneminde yazılan İslami Türk Edebiyatı'nın ilk ürünlerini yazınız diyor. Hatırlarsanız şimdi biz Orta Asya'da Hunlar, Köktürkler, Uygurlar var. Sonra Horasan'a buralara geliyoruz. Buralarda Abbasiler tamamı Çinlilerle savaşıyor. Bak Çinler buradan geldi. Çin burada Çin. Abbasiler de burada. Burada büyük bir savaş oluyor. Bu savaşta Çinlilerin saldırısına karşı Abbasiler Türklerden yardım istiyor. Bizim Türkler de buradayız. Burada Abbasiler yardım ediyoruz ve Talas Savaşı sırasında Türklerin yardımıyla Araplar Çinlerin baskısından kurtuluyor. Bakın Çin burası. Araplar burası Suudi Arabistan. Bizim kırmızı da Türkler. Sonrasında biz İslamiyet'le tanışıyoruz ve Araplaşmayalım diye eserler yazıyoruz demiştik. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karanlar zaman. İşte bunlar arkadaşlar birincisi mutluluk bilgisi anlamına gelen Yusuf Hasacib'in yazdığı Kutatku Bilik. ilk mesnevi, ilk aruz yazılan eser. İkincisi Araplara Türkçe öğretmek için yazılan Divan-ı Türk. İçerisinde bir sürü Türkçe kelime var. Araplar öğretmek için yazılmış. Üçüncüsü gerçeklerin eşiği anlamına gelen Atabetül Hakayık. Yani diyoruz ki bak gerçeklerin eşiği budur diyor Divan-ı Bir de divan Hikmet var. Bu da Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılan Hikmet adı verilen şiirlerden oluşuyor. Hikmet adı verilen şiirleri Hoca Ahmet Yesevi Orta Asya'da herkese anlatacak. Hatta Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencileri kim biliyor musunuz? Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Pir Sultan Abdallar, Hacı Bayram Veli'ler, Hacı Bektaş Veli hep Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencileri. Yani Hoca Ahmet Yesevi hocaların hocası. Bunların yazarlarını sorma ihtimalleri zayıf olabilir ama normalde üniversite sınavlarından çok çıktığı için ben bir kez daha not düşüyorum. Bunun yazarı Yusuf Has, hatta şöyle tam yazalım, Hacip. Bunun yazarı Kaşgarlı Mahmut. Bunun yazarı Edip Ahmet Yükneki. Bunun yazarı da Ahmet Yesevi diye büyük bir tasavvuf yani mutasavvuf. Yani tasavvuf edebiyatının kurucusu zaten. Geldik Dede Korkut hikayelerinin özelliklerine. Şimdi Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar esasında destandan halk hikayeciliğine geçin bir ürünü. Şimdi biz Orta Asya'dayken destanlar var. Sonra Anadolu'ya gelince halk hikayeleri yapıyoruz. Ama tam bu arada 12. yüzyılda oluşuyor ve 15. yüzyılda yazıya geçilecek. Oğuz Türklerinin mücadelelerini anlatan eserler var. Burada arkadaşlar bu eserlerde esasında Dede Korkut denen bir zat var. Bu eserlerin yazarı değil. Yani hikayelerin en önemli özelliği arkadaşlar anonimdir. Yani yazarı belli değil. Anonimdir. Yazarı kim Dede Korkut mu? Hayır. Dede Korkut olayları anlatan zat. Oğuz Türklerini bakın bu bilgi de önemli. Oğuz Türklerini yani Oğuz Türkleri kim? İşte Selçukluların Osmanlı'nın ataları. Oğuz Türklerinin düşmanlarıyla olan savaşları anlatılıyor. Düşmanlarıyla olan e, mücadeleleri ve normal hayat yaşam tarzı mücadeleleri ve e, yaşamları normal o sürgülerinin yaşamları anlatılır diye yazmanız lazım. Bu bir. Şimdi hikaye anonimleri dedik. Bu dedik. Sonra şu da çok önemli. Üniversiteden çok çıktığı için bu cümle hocanı sorabilir. Hatta söylüyorum. Destandan yani bu işte... Oğuz Kağan destanı, Türeş destanı, Göç destanı, Ergenekon destanı ve olağanüstülüklerden yani destanlardan halk hikayeciliğine geçişin ilk ürünü olduğunu da mutlaka sınavda dile getirin arkadaşlar. Dekor tükerleri sorarsa Devam ediyoruz. Hem olağanüstü olaylar var. Yani gidip Azrail ile kavga edebiliyorlar. Hem olağanüstü hem de gerçek olaylar var. Yani aşk gibi, savaş gibi gerçek olaylar vardır. Burada daha önemli bir şey ise konuşmalar arkadaşlar. Yani oradaki olaylarda konuşmalar nazım şeklindedir. Yani şiir şeklinde Olaylar yani anlatılan olaylar nesir yani düz yazı şekli nesir şeklindedir diye bunu da not düşebilirsiniz. Yani işte içeriye girdi, yerine oturdu, e, masayı temizledi. Bu olay düz yazılır. Ama ne zaman konuşmaya başladı ve dedi ki şahı böyle konuşmaya başlıyor ve şiir gibi anlatmaya başlıyor. Bu işte dedektör hikayenin önemli özelliğidir. Konuşmalar nazım yani şöyle ayrı yazayım şiir. Olaylar düz yazı şeklinde olduğunu mutlaka dile getirin arkadaşlar. Kahramanlık gösterme, misafirperver olma, vatan sevgisi, aile ve evlat sevgisi gibi konular içeriyor. Bunu yazalım. E i̇şte aile sevgisi, işte e, kahramanlık, e, vatan sevgisi gibi kavramların olduğunu da dile getirmenizi isteyebilirler arkadaşlar. Şöyle yazalım gibi e, konular işlenir. Ve hem bu da çok önemli bir bilgi. Bunu da kırmızıyla yazayım. Hem İslam öncesi vardır, hem İslam öncesi yaşayış ya yaşayış hem de e, İslam etkisi vardır diye yazın arkadaşlar. Bu ne demek hocam? Yani hem böyle olağanüstülükler var. Böyle inanılmaz bir şekilde işte e, eski Türklerin yaşayışına ait bilgiler var. Hem de Allah, peygamber, Ramazan, oruç, Hz. Muhammed gibi dini terimler de var. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Geldik başka bir sayfaya. Dede Korkut hikayesi Kampüren'in oğlu Bamsı Berek hikayesinden alınan bu parça hissedilen milli manevi değerler yazınız. Sınavda tam da böyle bir soru gelir. Dikkatli olun şimdi. Diyor ki evet budur benim de oğlum olsa Han Bayındır'ın karşısına geçse dursa hizmet eylese ben de baksam sevinsem kıvansam güvensem. Bak, konuşma şiir gibi dedi. Böyle deyince kudretli Oğuz Beyleri yüzlerini göğe tuttular el kaldırı dua el eder. Allah Teala sana bir oğul versin dediler. Beyler benim de hakkıma bir dua eleyin Allah Teala bana da bir kız versin dedim. Kudretli Oğuz Beyleri de el kaldırdılar, dua edildiler. Allah Teala sana da bir kız versin dediler. Şimdi birincisi milli manevi değerlerden ne var? Türk toplulukları arasında görülen birlik anlayışı var diyeceksiniz. Bakın birlik anlayışı bu hikayede işlenmiş. Niye? Bir araya geliyorlar bak. Birlik oluyorlar. Oğuz Beyleri yüzlerini göğe el kaldırıp dua ediyorlar hep birlikte. Anladınız mı? Birlik anlayışı bu hikayede ...işlenmiştir diye yazmanız lazım bir. İkincisi cümleyi daha güzel olması için şöyle biz e, Kampüre'nin oğlu Bamsı Berekiyay'san alan bu parça... ...birlik anlayışı işlenmiştir diyebilirsiniz. Aynı zamanda... ...metinde... ...İslam... ...dini... ...esası olan... ...güzel ahlaklı olma... ...bakın güzel ahlaklı diyor. Ne diyor bak... ...sana bir oğul versin... ...bir kız versin... ...ve aynı zamanda... ...Allah sana bir kız versin derken... ...şunu da söylüyor hizmet eylese, sevinsem, kıvansam, güvensem yani hizmet eden insan ahlaklı, temiz, dürüst insan değil mi? İslam din esası olan güzel ahlaklı olma ve dua geleneği. dua ediyorlar yani Allah'a Allah'tan istiyoruz. Biz mesela sınavdan iyi not alırım demeyiz. İnşallah sınavdan iyi not alırım deriz. Niye? İnşallah diyerek dua ediyoruz. Müslümanız çünkü. Ve dua geleneği okuyucuya e, doğrudan iletiliyor. Yani burada hani mırın kırın etmemiş. Direkt Allah Teala sana bir oğlu versin diyerek göğe ellerini su dua ettiler diyor. Okuyucuya doğrudan iletilmiştir demeniz lazım. Sınavda böyle bir metin geldiğinde dini kelimeleri gördüğünüz zaman dini ögeler kullanılmıştır. Ve orada işte ahlaktan bahsediyorsa ahlak, yardımlaşmadan bahsediyorsa yardımlaşma kelimelerini kullanın. Ve temel mantığı anlamaya çalışın. Ve en önemlisi de olağanüstülük varsa olağanüstülüklerin olduğunu dile getirin. Şimdi gelelim başka bir soruya. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız diyor. Halk hikayesinden anlayan bu parçadaki çatışma unsurunu yazınız. Şimdi çatışma unsurunu bulalım. Tahir ile Zühre birbirlerini severler. Onlar aşklarını türkülerle dile getirirken padişahın kölesi onları kıskanır. Zühre'nin annesine Tahir ile Zühre'nin birbirlerini sevdiklerini anlatır. Padişahın karısı olanı biten hemen padişaha haber verir. Padişah artık kızını Tahir ile evlendirme zamanı geldiğini belirtir. Zühre'nin annesi kızının bir vezir oğlu ile evlenmesine razı değildir. Hemen bir sihirbaz bularak padişaha sihir yaptırır. Padişah Tahir'den soğutur ve onu saraydan kovdurur. Ayrılan iki aşık gece gündüz ağlaşır. Tahir elinde sazı bağ bahçe gezerek türküler söyler. Babası kızının isteği üzerine bir köşk yaptırır. Zühre bu köşkte dadısıyla kalır. Şimdi burada temel çatışma şu arkadaşlar. Kölenin Tahir ile Zühre'nin aşklarını kıskanması ve Zühre'nin annesinin padişahı sihir yaptırarak Tahir ile Zühre'nin evlenmelerini engellemesidir. Yani siz reytingin en fazla olduğu, insanların en fazla merak edeceği, insanların en fazla üzüldüğü ve sorunun çözülmesini istediği yer neyse orası çatışmadır diyeceksin. O zaman burada çatışma nedir dediği zaman şöyle kırmızı kalemle bir kez daha yazıyorum. Kölenin arkadaşlar sınavda geldiği zaman böyle yazmanız lazım. Tahir ile Zühre'nin aşklarını kıskanması ve Zühre'nin annesinin Padişaha sihir yaptırarak, ben tabii güzel yazamıyorum ama siz biliyorsunuz. Tahir ile Zühre'nin evlenmelerini engellemesi, evlenmelerini engellemesi çatışma unsurudur demeniz lazım arkadaşlar. Bu cevabı yazdığınızda hocanızdan tam puan alırsınız. Gelelim başka bir soruya halk hikayesi geleneğinin şekil ve içerik özelliklerini yazınız diyor. Şimdi birincisi halk hikayeleri arkadaşlar şiir ve düz yazı karışık bir yapıdır. Karışık yapıdadır. Yani konuşmalar şiir şeklinde olaylar düz yazı şeklinde oluyor demiştik ya. Burada da bu vardır. Aynı zamanda şöyle diyelim. Şiirin olan kısım mesela duygu ve heyecanı ifade eder. Heyecanı ifade eden kısımlar şiir şeklinde de diyebilirsiniz. Düz yazıda ne var mesela? Hikayenin anlatım kısmı. Hikayenin anlatım kısmı arkadaşlar. Tabii ki düz yazı şeklinde oluyor halk hikayelerini. Peki aynı zamanda bir ilk başta asıl bölümün olduğu fasıl bölüm var. İşte döşeme bölüm var. Olayları böyle tanıttığım. Ondan sonra e, dua gibi bölümler var. Aynı zamanda asıl konu bölümleri var. Burada şunu söyleyelim bu arada sıralaması çok önemli bölümleri var. İlk başta bir fasıl oluyor. Sonra döşeme, sonra asıl konu, sonra en sonunda da duayla bitiyor. Diyorsun ki inşallah onlar erdi muradına biz de çıkarız. Ee, kerevetini diyor. Sonuç ve dua diye de geçer bu arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunlar genel olarak bölümleri. Ee, bunlar aynı zamanda aşk ve kahramanlık konuları işleniyor. Mesela az önce söylediğimiz gibi ne odur? Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Bunlar ve iki tane bir erkek bir kız ismi görürseniz hani Romeo ve Juliet gibi düşünün. Bunlar aşk konulu. Eğer Köroğlu Hazreti Ali Cenknameleri gibi olursa o zaman da kahramanlık konuluyor. Aşk ve kahramanlık e, konuları işlenir demeniz lazım arkadaşlar. E, eğlendirme amacı üzerine çekilenmiştir. Ve gerçek veya gerçeğe yakındır arkadaşlar halk hikayeleri. Buna bilin gerçeğe yakındır. Yani destanlardaki gibi olan üstlükler azalmıştır. Ve ee, roman ve hikayenin yerini tutmuştur bunlar. Şimdi gelelim hep örnek yazılı sorusu benzerine. Bu parçadaki zaman ve mekan unsurlarını belirleyerek kişiler kişisel özelliklerini yazınız diyor. Şimdi hemen başlayalım. Gece saat 12'yi geçiyor diyor. Bak burası zaman. Görüyor musunuz? Zamanı yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki gece yarısı. Bitti. Devam ediyorum. Taksim'de Saatin altında tramvay bekliyorum. Sonra yüzüne doğru bir hortumdan çıkar gibi bir duman yayıldı. Adam konuşuyordu. Tatlı munis bir Anadolu şevesiyle. Ağabey dedi burada bana benzer bir takım adamlar geçti mi? Görmedim vallahi dedim. Ağabey biz topağındaki savaşçı kahvelerini yatarız. Hepimiz hamal uşak gibi herifleriz. Ama namusumuzla yaşıyoruz. Ne yapalım? 5-10 para kazanırız. Gecelerde kahveciye 5 kuruş verir. Bir köşte uyuruz. Ne yapalım? Otellere paramı dayanır. En aşağısı 30 kuruş. 30 kuruşla 2 gün geçimimiz var. Ha bu akşam polisler geldiler. Sabahçı kahveleri yatmak yasakmış. Hepimizi çıkardılar. Biz de hep birlik olduk. Gidelim valiye çıkalım, uyandıralım, derdimizi anlatalım dedik. İşte bir takım şu yokuştan bir takım da arkadan geldiler. Demek görmedin abi. Görmedim dedim. Şimdi bak ne oldu? Bir diyalog var burada. Birincisi yeri de yazalım hemen. Mekan neresi arkadaşlar? Taksim'de bir tramvay duruyor. Niye? Taksim'de tramvay bekliyorsun O zaman Taksim'de bir tramvay durağı diye de yazacaksınız. Peki başka ne var? Kahramanlar var. Şimdi kahramanlar da arkadaşlar kahramanları siyahla yazayım. Kahramanlarda birincisi tabii ki bir anlatıcımız var. Bu anlatan kişi var. Anlatıcı yazacaksınız ve anlatıcı ile tramvay durağında yolları kesen arkadaşlar arayan bir adam. Ha, anlatıcı ve yolunun kesiştiği yolunun kesiştiği adam. Bu adamın özelliği neydi? Arkadaşlarını arıyor. Peki, e, aynı zamanda arkadaşlarını ararken de şaşkınlık halinde bir ruh hali var. Tamam. E, olay nedir peki? Şimdi zaman mekanlarında belirledik. Kahramanlık kişisel özellikler nedir? Kahramanlık kişisel özellikleri dediği zaman burası şimdi uzun olduğu için şöyle kahraman kişisel özelliklerini şurada yeşil sorduğu için gösteriyorum. Şaşkınlık içinde anlatıcı. Olayı anlamaya çalışan bir ruh hali içinde. Arkadaşlarını arayan adam kalacak yeri olmayan ama namusuyla para kazanmaya çalışan sıradan bir işçi. Ve... Onun yaşadığı şaşkınlığı da dikkatle dinliyor. Görmedim dedi bak. Yüzene doğru bir hortumdan çıkar gibi bir duman yayıldı. Adam konuşuyordu. Tatlı munis bir Anadolu şivesiyle diyerek kahramanım ikisel özelliğini söylüyor. Bizimki görmedim vallahi diyerek de esasında şaşkınlık içinde olduğunu söylüyorsun. O zaman şu ifadeden dolayı şaşkınlığı söyleyebiliriz. Şuradan da kahramanın diğer kahramanı yani vardı yani. Anlatıcı ve yolun kesici adam. Yolun kesiştiği adam da tramvay durağında karşılaştığı adamın da tatlı munis bir Anadolu şivesiyle konuştuğunu, namusuyla para kazanmaya çalışan bir insan olduğunu, dertlendiğini anlatıyor diyebiliriz. Geldik başka bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden biri değildir? Şimdi Kiril alfabesini kullandık. Köktürk de kullandık. Arap da kullandık. Latin de kullandık. Kullanıyoruz şu anda zaten. Bak bunlar Latin alfabesiyle yazılmış. Ama Çin alfabesi kullanmadım. Yine mi bir örnek yazılı sorusu benzeri. Bu parçadaki filmleri belirleyerek türlerini yazınız diyor. Şimdi filmleri nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hemen filmsel alakalı taktiğimizi hatırlayalım. Ardından da rahat rahat film sorularını yapalım. Şimdi filmlerdeki mantığımız şu arkadaşlar. Öncelikle nasıl bir trenin vagonları varsa bu vagonları da taşıyan bir lokomotif varsa cümlelerin de arkadaşlar yüklemi vardır ve diğer kelimeleri, diğer ögeleri vardır. Şimdi mesela ben bir cümle yazıyorum. Yarın Herkes, şöyle virgül koyalım, herkes sınava girmeyi diye bir cümle olmaz. Niye? Çünkü bu cümlede bu da bir vagon, bu da bir vagon, bu da bir vagon, bu da bir vagon. Bu cümlenin lokomotifi yok, yani yüklemi yok. Yarın herkes sınava girmeyi düşünüyor dediğimizde, o zaman bu cümlenin yüklemi olur ve sen de noktayı koyarsın. Heh. İşte biz cümleyi cümle yapan unsura yüklem deriz. Yüklemden başka, geriye kalan kelimelerin içerisinde de, Mameki alan kelimelere de film sileceksiniz Tabi yüzde bazen dokuz bazen olabilir. Yarın mameki almıyor, herkes almıyor, sınav almıyor ama girmeyi gir memeyi diyebiliyorsunuz ya. O zaman işte bu filmsiz arkadaşlar. Yarın herkes sınava girmeyi düşünüyor, girmemeyi düşünüyor diyebiliyorsun. o zaman bu filimdir. Ama yüklemden sonra çünkü yüklemler de mameki alır. Mesela başka bir örnek yazalım. Ee, gelenlerin gelenlerin kim olduğunu anlamak. Böyle bir cümle olmaz. Gelenlerin kim olduğunu anlamak diye bir cümle olmaz. Vagon, vagon, vagon. Bunun neye ihtiyacı var? Lokomotife ihtiyacı var. Gelenlerin kim olduğunu anlamak istemiştim dediğin zaman ha istemiştim yüklem olur. Tamam yüklemi buldun. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mahmeyi alana bakıyorduk. Gelenlerin gelmeyenlerin olduğunu olmadığını anlamak anlamak. Bunların hepsi filmsi olur. Ve filmsiler de arkadaşlar eğer maışmak eklerini aldıysa isim fiil olur an esi mez ar dik ecek miş eklerini aldıysa da sıfat fiil olur. Geriye kalan ekler de zarf fiil oluyor. Girme mayışmaktaki me ekini almış isim fiil olur. Gelen en eki almış anası mezarlık sıfat fiil olur. Olduğu dı dı olmuş bak dik eki o zaman sıfat fiil olur. Makmek mayışmaktaki mek mayış ekini almış isim fiil olur arkadaşlar. Olay bu. Şimdi gelin bakalım film seri belirlemeye başlayacağız. Önce ne yapıyorduk? Önce yüklem buluyorduk. Yüklemleri buluyorum. Zaten sen eleştirmeye bayılırsın bak. Bayılırsın yüklem. Geriye kalanlardan mavi alana bakıyorum. Eleştirmeye, eleştirme O zaman bu filmsi. Şimdi bunu bulduk. Ne zaman sohbete başlasak oturuşundan anlıyorum. Anlıyorum yüklem. Geriye kalanlardan mavi alanlara bakacağız. Ne zaman başlasak başlamasak bu işte zor olan. Bu artık onun sınıfta olduğunuz için biraz zor örnek sormuşlar. SSA alanlar fildir arkadaşlar. Fiilimsiler SSA 2 almaz otur yani daha doğrusu SSA şart kipi ile fiil. Oturuşundan diyor bak oturmayış mayışmaktaki ış ekini almış. Bu da fiilimiz. Bu eleştirmeye derken şu M2 isim fiil arkadaşlar. Oturuşundaki şu ış eki de isim fiil diye devam ediyoruz. O kadar da olsun canım. Tamam burada zaten yüklem var ve başka bir şey yok. Olsun da canım bazen çok boşa sallıyorsun. Sallıyorsun yüklem. Buraya da geçtik. Eş dosyanın yana uğramaz oldu. Bak oldu uğramaz oldu bunu geçelim. Sonunda beni de kaybedeceksin huysuz ihtiyar. Kaybedeceksin yüklem. Sen ayrısın. Tanıdıklar için seni her zaman ayrı tutarım. Bak, ayrı tutarım yüklem. Tanıdıklar tanımadıklar. Dık iki aldığı için anası mezar dikecekmiş sıfat fiil oluyor. Mantık bu kadar basit. Yüklemi buluyorsun. gerek kalanlardan mami kalanına bakıyorsun. Hocam bu sesa neden böyle oldu? Onu da hemen şöyle bir kez daha anlamanız için daha detaylı anlatmaya çalışayım. Şimdi şöyle nerede? Boş bir sayfa alayım ki daha yanlışlasın. Şimdi arkadaşlar Türkçede hani bir vagonlar bir de lokomotifler var dedik ya. Fiiller, çekimli fiiller lokomotif görevinde cümlenin sonunda olurlar genellikle. Şöyle gösterelim mesela diyelim ki örnek veriyorum. Ee, seviyor dediğin zaman bu şimdiki zaman eki olur. Sevmiş, sevecek, sever, sevdi, sevmeli, sevse, seveyim sev, emir ki Burada sev fiili hep cümlenin sonunda böyle aldığı kipekleriyle yargıyı tamamlar genellikle. Anlaştık mı? Sev diyorsun bitti yani. Seviyor nokta, sevmiş nokta, sevecek nokta, sever nokta, sevdi, sevmeli, sevse, seveyim, sev. Yani cümleyi bitiriyor. Bunlar cümlenin sonunda lokomotif yani şöyle lokomotif vardı ya hatırlıyor musunuz? Bu lokomotif. Ama fiilimsilere geldiğimizde Fiilimsilerin de kökü sevdir. Yani fiildir daha doğrusu. Ve fiilimsiler de mameyki alır ama fiilimsiler genellikle cümleyi bitiremediği için şöyle olur fiilimsiler. Bak fiilimsileri de kırmızıyla göstereyim. Severken, bak zar fiil, sevip, sevdiğinde, sevince, sevmek, sevenler, sevmeyi, işte ne diyelim mesela, severek mesela severken nokta değil. Severken bıdı bıdı diye bir şey devam etmen lazım. Sevip sevdiğinde sevince sevmek sevenler sevmeyi istiyor falan diye gider yani. Bak burada bitirebiliyorsun orada bitiyor. İşte ssa alan fiiller de bazen cümlenin ortasında durabildiği için bu böyle sanki fiilimsiymiş gibi durdu ama ...ssa kipekidir arkadaşlar. Dolayısıyla şunlar kipekleri. Şimdiki zaman, duyulan geçmiş zaman, gör, gelecek zaman, geniş zaman, görülen geçmiş zaman, gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi, emir kipi. Zarf fiiller ve film seneklerini bildiğiniz zaman burada olmadığını görürsünüz. Sesanın. Bu filmlerden birini farklı bir cümlede kullanınız diyor. Kullanabiliriz. İşte tanıdıklarımı çok seviyorum dersin. Biter gider. Şimdi bu parça altı sözlerden hangisi filmsi değildir demiş. Bunu yapmaya çalışalım beraber. Yanındaki adama bir şeyler söylemek istedi. Hasan. Bak istedi yüklem. Ardına kalanlara bakıyoruz. Söylemek söylememek. Olabiliyor. O zaman bu söylemek isim fiil. Biraz bekledi. Söyleyeceklerini ağlayan bir çocuk gibi aykırmak istiyordu. Bak Beklediği birinci yüklem. İstiyordu ikinci yüklem. Gerek alanlara bakıyoruz şimdi. Haykırmak, haykırmamak. Ağlayan, ağlamayan. Bak ağlayan dediği için burada da yine bir sıfat fiil var. Söyleyecek derken yine burada da sıfat fiil var. Ben bütün film seri bulayım da siz bunu da görmüş olun. Yalnızlığındandır bu ağlamaklı hali. Bu ağlamaklı hali yalnızlığındandır yüklem. Devam ediyoruz. Hayatında sürekli maruz kaldığı bekleyiş onu daha duygulandırıyor diyor. Şimdi duygulandırıyordu yüklem. Tamam. Hayatında sürekli maruz kaldığı kalmadığı. Bak dık eki almış bir sıfat fiilimiz var. Bekleyiş beklemeyiş yine bir isim fiilimiz var. Geçenlerde biri ona çok sessiz bir karakter olduğunu söylemiş. Söylemiş yüklem. Bak burada yüklemi çizmiş. Yani duyulan geçmiş zaman çekimlenmiş fiili çizmiş. Bu arkadaşlar filmsi değil. Çekimli fiil. Geçenlerde geçmeyenlerde. Olduğunu olmadığını. İşte bu en eki almış ve dık ekini almış kelimeler sıfat fiil. Bakın yeşiller fiilimsi, maviler çekimli fiil. Veyahut da yüklem. Haksız da sayılmaz hani. Sayılmaz. Sessiz eşli biridir Hasan. Biridir sessiz eşli. Sustu. işlenerek uzaklaştı adam yanına bak. Adam yanına uzaklaştı. Nasıl? İşlenerek. Bu da yine bir zarf fiil oluyor arkadaşlar. Ardına bile bakmadı. Bakmadı yine yüklem. Dolayısıyla işlenerek uzaklaştı. Yani şuradaki sayfaya gelecek, gelecek olursak nerede? Hani severek işlenerek. Uzaklaştı, sevdi. Bak uzaklaştı, sevdiğiyle aynı tarafta, mavi tarafında. İşlenerek ise erek eki almış. Zarfi. Olduğunu, sevdiğini, sevdiğinde mesela. Veyahut da geçenlerde, işte sevenler. Anlaştık mı? Haykırmak, sevmek mesela. anlatabilirim mi bu tarafta? Veyahut da söylemek, ağlayan. Söyle... Bunların hep bu tarafta olduğunu bileceğiz. Evet arkadaşlar, yazılı provamız bitti. Şimdi yapmanız gereken şey bir kez daha söylüyorum yazılı denemelerimizi mutlaka çözüyoruz. Çözerken boş bırakabiliriz. Hiç endişelenmiyoruz. Cevap anahtarına bakıp yazalım ve yazılı notlarında da hemen sayfalarımızı bir kez daha dile getiriyorum. Burada tek tek göstermek istiyorum hatta. Üşenmeden sizler için. Yanınıza gezdirdiğiniz için efsane bir şey bu yani. Bence mükemmel. Bütün derslerde var. Bak. Sayfa 4 5 6 7 8 9 10 11 Buralara güzel güzel çalışalım. Tabii burada bazı ayrıntıların hepsine girmemize gerek yok. Bu ikinci yazıya kadar 12'ye kadar bakalım. Örnek sorular inceleyelim. Yazılı programımızdaki sorular da yapabiliyorsanız artık güzel bir başarı sizleri bekliyor. Hadi bakalım. Hepinize şimdiden yazılarınızda başarılar arkadaşlar.